Merhaba arkadaşlar, ben Murat. Bugün karşınızda agalarla bayağı bir aradan sonra tekrar birlikteyim. Agalar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk arkadaşlar. Sevgili agalar. Agam. Agam. Alo. Yusuf agam. Efendim, aa dur ses gitti. Aa! Bu neydi lan? Oğlum, chat. Chat yok. Sert konuşabiliyor muyuz Muratçım? Chat yok, sert konuşabilirsin. Tamam, yorumlara var. Oğlum, takipçilere sesleniyorum. Ben öyle taşak geçerseniz ben de sizi böyle mahrum bırakırım Arsof Iron 4'ten. Buna koyduklarım size. Ya taşak geçersiniz ha. Çocuğu... Oğlum adam oğlum var ya, bir sene çektirtmem bu seriyi, bak haberiniz olsun. Çocuğu küstürdünüz arkadaşlar yani. Ya. Çok hor görüldü, çok aşağılandı. Çok aşağılandı. Çok köpek muamelesi çekildi kendisine ve şu anda Almanya oldu kendisi. Kaç gündür de alıştırma yapıyorum Enes'e ağır çıkmak için. Enes kardeşim nasılsın canım? Ben Türkiye'li mutluyum. İnşallah Osmanlı getireceğim. Böyle Osmanlı İmparatorluğu falan yani. Daha öncesinde Türkiye, faşist Türkiye yapmıştın galiba. Maalesef evet. Faşist Türkiye'de Yusuf Kafkaslardan saldırıp atom bombası atmıştı hatırlarsanız arkadaşlar. Evet, evet. Zaten o günden sonra Hearts of Iron camiasının orospu çocuğu olarak bilinmeye başlamıştı. Ama sen bak geçen ne dedin? Asli ünvanın orada kazandı. O ünvanı senden aldık dedin, Enes'e verdik dedin. Hatırlarsan sen gittiğin zaman arkandan konuşmuştu gel Murat'a saldıralım diye. Hatırladın mı Murat? Hatırlamam mı canım, hatırlamam mı? Hani o ünvan ama benden alındı kardeşim, ben istemiyorum oyunu. Sen de pek iştahlıydın öyle deme şimdi. Yo, Murat daha iyi karar verir o konuya. Hadi başlat, oyunu başlat ya. Bir dakika, değerlendirme yapıyoruz şu an, bir saniye. Ha, evet videoda konuşacağız dedik. Arkadaşlar şimdi Avrupa'yı bölüştürüyoruz. Murat senle ben, Enes sen girmiyorsun bu muhabbete abi. Onu hayır. Sen bir, önce bir susacaksın sen Enes, önce bir susacaksın. Ben susacağım amına koyayım. Murat'cığım Polonya'nın yarısı yarısı. Tabii Molotov Ribbentrop da yaparız hocam beraber. Tamam. Çekoslovakya zaten Allah'ın emri Avusturya ile birlikte. Hı hı. Romanya'yı yarısını sana bahşettim. Ya hepsi senin olsun amına koyayım. Romanya bende, Macaristan sende. Tamam hocam. Macaristan da sende olsun istersen. Ben yok yok, o sende olsun. Tamam hocam. İtalya müttefik olarak mı kalsın? Yiyelim mi onu da? İtalya senin lokmandır, ağzının hakkıdır kardeşim, ye. Eyvallah, Allah razı olsun. İspanya'yı sana vereyim diyorum. İspanya, Portekiz'i ben alayım, İspanya'yı sen al. Tamam, o da çok güzel. Balkanlara biraz bakalım. Yugoslavya Allah'ın hakkıdır benim. Ya şimdi Yugoslavya belki yarısını bu fakire verebiliriz. Ne diyorsun? Yarısını mı? Aynen, cephe de daha bir kolay olur öyle sanki. Sadakası olsun ya. İşlerimiz rast gitmiyor zaten. Sadak olsun amına. Yugoslavya'nın yarısıyla Albanya bu fakirin olsun. Bulgaristan'ı da konuşuruz zamanı gelince. Aynen. Ha Orta Doğu mu? Tamam al. Al hadi Orta Doğu. Hadi bakmıyorum hadi. Hadi al Orta Doğu da enesi nasıl ya. Ben İran'ı alırım. Finlandiya'yı alırım. İran ondan değil. Sonra hayır. Norveç ile İsviçre. İsveç İran sende. Olmaz. İran'ı alırım abi ben. Ya yok, İran'ı boş ver. Bir işine yaramaz o. Ben alacağım onu. İran bende abi. Ya ondan nereye sonra... genişleyeyim? Sus lan. Sus. Yok, sen, hakkı... sen konuşmaya hakkın yok. Senin kafana vurup ekmeğini alacağız elinden. Bak Atatürk exploit'i yaparım. Saldırınca da linçlenirsiniz. Ama adını ağzına alma lan. Bak Atatürk'ün exploit'ini yaparım. Saldırınca da linç yersiniz bak. Kimsenin skin'de değil şu an senin şeyin. Senin yalanların, senin... Fikirlerin hiç umurumuzda değil. Kumarların... Fark etme oğlum. Vallahi mecliste hocam bu şekilde. Çoğunluk bizde oğlum, çoğunluk bizde. Ayrıca sen Atatürk'ü zaten devirip Osmanlı'yı kurmayacak mısın? Densiz herif. Hayır. Ay köpek seni. Vay kim linç yiyecek şimdi göreceğiz. Ne yapacaksın Atatürk'ü devirmeden nasıl Osmanlı'yı kurmuyorsun sen? İyi olmasın. Oğlum Atatürk baştayken Osmanlı kurulursa oyundan 6 F4'ümü çekerim haberim olsun. <doğru. gülüyor> Öyle bir şey mümkün değil çünkü. Böyle bir bug sokarsan oyuna ben çıkarım. Haberiniz olsun kardeşim. Atamın... Peki daha ismini söyleyeyim mi sana? CHP'nin başına geçirmeyeyim mi peki şeyi? Padişahı komik olmaz mı? Kardeşim ya ne yapıyorsan yap, İran'ı sana vermeyeceğim onu bil. Başlayalım Yusuf'cum, hazırlıklarımıza başlayalım. Hazırım, hazırım kardeşim, hazırım. 1940 kaçta kapışıyoruz? 1943'te falan diyorum, biz buna girelim artık. 43 diyorsun. Enes'im sen yani, ne diyorsun bu duruma? 45'ten yani, sonrasında bırakmayın. Bence dünyayı o kadar yedikten sonra bir birbirimize de deneyebilirsiniz yani. Biz burada garip yok. Yok estağfurullah, kardeşime karşı hayatta öyle bir düşüncem yok. Kesinlikle öyle bir şey asla olamaz. Sen sikileceksin bugün. Çünkü artık aynen. Yeter. Bize aynen. Kaldırdığın yarrakların sonuna geldik. Aynen. Maymun gözünü açtı. Yeter. Eşek sikile sikile kartan olur muymuş? Neydi o laf? Yusuf'cum beni düzeltir misin? Vallahi Murat'cığım ben de sıçtım batırdım orada ya. O yüzden bilmiyorum. Her şey acıma yetime döner koyar götüne deyip kapatalım. Başlatıyorum. Başlat. Sefil herif.
Rahatsız edici herif. Aynen öyle. Biraz hızlı mıyız? İyi değil mi böyle? İyi, sorun güzel. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, muazzam. Uzun zaman oldu oyunu oynamayalı. Neyin ne olduğunu bilmiyorsun değil mi şu an? Yani ilk versiyondaki gibi oynuyorum. Çözeceğiz Muratcığım, bu da olacak. Her şey. Keşke ilk versiyona dönebilsek, dönemiyoruz. O beni çok abi rahatsız aynen ediyor. Ya. Amına koydum o paradoksu. Yap öyle bir şey işte. Yok dönebiliyorsunuz. Dönemiyorduk abi. Dönemiyoruz ben oğlum işte. Dönebiliyorsunuz. Nasıl dönebiliyorsunuz? Nasıl dönüyoruz? Oğlum söyleseydin öyle başlasaydık videoya ya. Yok ya ama bu yenisine alışamazsın. Yok kolaylaştı oyun ya. Kolaylaşmadı Enes. Hayır abi. İlk çıktığı zaman bizim Yusuf'a VS'mizi görmen lazım. Her cephe çok kötüydü Enes ya. Enes'cim ilk çıktığı zaman daha zordu evet ama şimdi de kolaylaşmadı. Opa. Beni burada kandıramazsın. Murat oynuyor oğlum, sen Murat'ı... Yusuf'un karar versin. Yo ben Murat'cığım konuş kanka. Yusuf kardeşim ilk çıktığı zaman da bir türlü beceremedi, o yüzden o karar veremeyebilirim. Yusuf'cum kusura bakma biraz alkollüyüm. Alkol barajını biraz açtım, özür dilerim. Yusuf'cum bu güzel bir ittifaklığın başlangıcı gibi. Videonun ilerleyen dönemlerinde yapacağım patavatsız şakalara zemin hazırladım Murat, teşekkür ederim. Bunlar sadece şaka. Senin gibi gerçek kalleşlik yapmıyorum ben Enes kardeşim. Ufak naçizane şakalar yapıyorum ben müttefime. Ne çabuk müttefik oldunuz ya. Kardeşim müttefik benim ya. Başladık zaten. Kardeşim benim ya, kral ya, seviyorum. Öyle boğazları bize teslim edersin. Ooo. Şimdi mi kardeşim benim? Saatlerini bildirdik. Senin kuru... Ne bağırıyorsun öyle? Enes Racon. Senin boklu boğazlarını ben ne yapayım oğlum? Ben Stalin'im lan. İstesen de gelemezsin zaten. Lan Kopek konuşma. Enes'i yendikten sonra aha böyle inleyeceğim. Aaa! Yardım! Ya Yusuf yenemezse çok komik olur. Yeneriz hiç sıkıntı yok. Sen nükleerleri kapattın değil mi ne? Kapatmadım ama atma yani. O bir daha zaten olmaz. Yetmez oğlum ya. 43'te savaşa gireceğiz diyoruz. Yetmez ki. Yetişmez oraya. Yetişir mi Enes şimdi normalde? Sen yetişir. Bir oyuncu olarak. Yetişir mi? Oo eyvallah. Siz de yani yapma bunu artık bize. Yok yapmayacağım. O orospu çocuk. Aramıza giriyor bu mevzu. Aynen öyle. Nükleer araştırıyorsun değil mi? Yok valla araştırıyorum. Direkt daha demiş şimdi lan. Yok oğlum vallahi durun amına koyayım. Valla kankam. Kanka. Vay be Murat'cığım ya. Efendim canım. Şu an webcam'in açık değil mi senin Murat videoda? Tabii ki. Senin o koca kafanı tam da kameranın dibindeymiş kafam o esnada. Yaklaş akıp kameraya, yaklaş. Amına kodum. Amına kodum çocuğu seni. İlk webcam açtığımda herkes kapat diyordu, amına koyun. Bunu bana da dediler ya, çok kötü. Amına koyun, YouTuber olmasak böyle daha yeni sektöre yeni başlayan biri olsak ağlarız amına koyun yayında. Abi içerlemiştin sen sanki o gün. Ya. Ben izledim o yayını, o chattekileri var ya, bir sikeceksin, çok terbiyesiz elemanlar. Twitter'da bana şey çok püs hakaretler ediliyor. Arkadaşlar bu arada Harsu sana bir şey söyleyeyim mi bak. Instagram kitlemi tanıdım, YouTube kitlemi, hepsi farklı bu arada, böyle çok nadir ortak var. YouTube kitlemi tanıdım, en sevdiğim kitle şu Hearts of Iron 4'teki kitle. Arkadaşlar valla siz kral adamlarsınız. Sizi çok seviyorum. Eğer buraya kadar izlemişseniz, şu an şu sahneye denk geliyorsanız etiketleyin yorumlarda, deyin izledik Yusuf. Oğlum siz kral adamlarsınız, sizi çok seviyorum amına. İban atıp para yollayacağım amına koyayım. Yollamazsın oruçlu çocuğum hadi. Bu arada ünvanından yırtmaya çalışıyorsun diye yorumladım. Alakası bile yok. Olmasa neler diyeceğim de işte yolda. Twitter'da yediğim linçten sonra bunlar söyleniyor kanka. Twitter'da ne diyeceksin sen? Yemeğe kurban olayım bu Hearts of Iron 4 kitlesine. Adamlar şey ya, espri yapıyorlar, Yusuf'u ezin falan diyorlar ama sonra şey de diyorlar. Acıyorlar lan sonra. Acıyorlar lan. Twitter'da öyle değil. Bana diyorlar ki Sultan Gazi'de bu orospu çocuğu bacılarımıza saldırıyor falan diye fotoğrafı paylaşıyor. Sultan Gazi ne alaka dedi. Sen Twitter'da ne linç yedin lan? Oğlum ben her gün linç yiyorum bro, sen hiç. Sen kullanmıyorsun değil mi gerçi? Ben Twitter kullanmıyorum hiç. Kanka, çok fazla akılsız insan var orada, katlanamıyorum. Valla öyle biraz ya. Ne sıkıntı oğlum, ne? Niye linç edin? Oğlum hep yiyorum ben yani. Mesela aykırı şeyler atıyorum. Mesela Zafer Partisi ile ilgili bir post atıyorum. He.
Amına kodumun Zafer köpeği seni. Telefonluyorlar falan filan. Zafer'i eleştiriyorum. Amına kodumun CHP'lisi seni. Fonlama kısmı bana çok komik geliyor. Abi aynen, ne fonu, beni fonlayacak. Geçen de söyledim, beni tek fonlayacak adam iktidar partisi amına koyup. Diğerlerinin parası yetmez çünkü. Noktayı koydu. Yani. Ha, CHP İş Bankası'nın %2'sini verirse olabilir. İş Bankası CHP'de mi lan hala? Belli bir hissesi galiba Murat'cığım. Şu an Enes'in zamanında kuruluyor zaten şu an. Aa evet. Açılışını yaptım yaz önce. Ne ara yaptın lan? Borçları ödeyken. Benim borcum var. Ha şey, Mender DP iktidarını getireceksin değil mi sen şeye Murat, Enes? Evet. Ha, Menderes peki, geliyor. Peki Yusuf, sana inat Adnan Menderes'le oynamaya devam etmedim mi? Olmaz. DP iktidarını kabul edemeyiz. Adnan Menderes olmaz. Atatürk'ün bir konuşması var biliyor musunuz? Şey, bu ülkenin... Hocam onu musun? O sesle yapma ama. Ama öyle gerçek, ses böyle gerçekten kanka. O bozuk şeyden dolayı, o zamanın mikrofonundan dolayı o. Oğlum tamam amına koyayım ya, kutsallaştırmayın oğlum bu kadar şu adama. Kutsallaşma değil de bu yani. Aha, teklif. Ben yolladım. Bilemedim ya. Ne bu? Vallahi Enes daha iyi bilir. Ney tank anlaşması mı? Sen konuşma. Kardeşlerin tamam, arasına yine girelim. Yanlış gittim ya. Nasıl yanlış gittin, adama rezil ediyorsun biz bak burada. Yok yok ya, şey fabrika gidecekti, fabrika gitmedim dur. 1940 medium'u üret aman akıyım. Tank yapmayı bilmiyorum Enes, bana söyleyeceksin kardeşim, kusura bakma. Söyleriz yavrum. Ya sen onu siktir et, ben söyleyeyim, o yanlış bir şey söyletir şimdi sana. Tamam aynen, kahpelik var onun o kanında. Yapmıştı hatırlarsa İngiltere'de. Kalbimi kırdınız lan. Söylemiyorum lan hiçbir şey. Söylemiyorum. İngiltere'de ihtiyacımız yok. Şimdi yine Hearts of Iron 4 kitlesine söyleyeceğim. Beyler kusura bakma, kral olduğunuz gerçeğini değiştirmiyor ama bu. İngiltere'de Enes bana yanlış söylemişti diye biz Enes'i linçledik. Yorumlarda şey diyor. Yusuf inanmasaydı oyun bu, hile de olacak. Olmaz, biz atlam öyle. Atınca niye öyle olmuyor amına koyayım? Biz atlam atınca adi oluyoruz amına koyayım. Enes adilik yapınca oyunun hileleri bu kardeşim. Ama ya siyasette adam hile değil, olur gerçekten arkadaşlar yani. Allah bu Hearts of Iron adam değiller amına koyayım. Yetişkin bir süper dakika her kitleye sallayabilir. Allah lelles. Yapıyorsun ha esprileri. Güzeldi bu. Enes Murat'cığım. Sen erkenden bir ülkeye girseydin be, boş durmasaydın. Romanya'yı falan alsaydın. Abi Romanya'ya çok güzel garanti ediyorlar ya. Yok, tamam, Romanya'ya giremez. Finlandiya'ya girmesi lazım şu an onun. Finlandiya'ya gir Murat'cığım. Harbiden doğru söylüyor. Oğlum keşke şeyleri kapatsaydın Enes. Kapattı zaten. Garanti kapalı. Kapalı mı? Oh yes baby. Shut the fuck up man. Şu İran'ı bir çevresinden sarayım bu ibneyi de aklı başına gelsin. Evet, başla sen seferlerine başla. Sıkıcı olmasın, monoton olmasın. Bundan sonra her gün savaş var baba. Ya beni sevmiyor, beni sevmiyor. O zaman Safa'na Citrol git ya. Ne lan o? Bilmiyorum oğlum. Zenci bir tane var ya. Diyor abi seni sevmiyorum diyor. Ya beni sevmiyor, o zaman benim Safa Citrol git ya. Lan piç, moralimi bozma. Ya biz var ya, bugün Enes'i harbiden paramparça edeceğiz galiba ya. Ben şu anda taşacaklarımı sıvazladığını hayal ediyorum yani o noktada. Vallahi gerçekten bugün çok ağır gideceğiz. Ben sadece uçak basacağım Murat'cığım, sen tankla devam et. Hiç sıkıntı değil canım kardeşim benim. Ama onu en son senin uçağına güvendiğimiz zaman başıma gelenler hatırlıyorum. Ben yine uçakla basacağım biraz. Çok güzel Murat, doğru söylüyorsun. Ben de olsam bana güvenmezdim, doğru söylüyorsun. Hiç alay etmedim. Yerinde. Haklı. Valla muazzam bir, tespit. En son 1945'te 1. Dünya Savaşı uçaklarıyla pandikleşiyorduk sağda solda, çok müşkül. Bu çok komikti. Hayır bir de neydi onun adı? Yusuf Hadi soruyorum, bastın mı? Ne bastın? Fighter 1. Ananı sikeyim. Murat bu arada şey, petrol ne yapacağız? Petrol nasıl halledeceğiz? Benden alırsın işte. Ha tamam. Petrol vardı da biz mi içtik? Ben ona çok gülüyorum ya. Benzin vardı da biz mi içtik? Çok komik. Petrol vardı da biz mi içtik? Haklı gibi de duruyor amına koyayım. Doğru söyle. Bakıyorum o zaman dünyada petrol yok hakikaten. Benzin vardı da biz mi içtik? Ah sırtım nasıl kaşınıyor. Bro seni bir hamama götürmenin vakti geldi be. Aa hamama gidelim mi lan cumartesi? Olur. Hamama gidelim, hamamdan sonra da bir yemek ısmarlarsın kardeşine bir de sen. Hamam yetmemiş gibi. Yok yok oğlum, ayıp ediyorsun. Ama seni sikerim hamamda.
Ya ne ergence konuşuyoruz ya. Ya koskoca adamlarız, ergence konuşuyoruz. Ben şeyi fark ettim. Bir ortamdaki erkek sayısı arttıkça sohbetin kalitesi o kadar çirkinleşiyor. Şu an bence o sohbetin muhabbeti ortamı şey çok gerçekten üst düzey bence. Ben sana söyleyeyim. Sen gelmeden önce Enes'le çok niş bir muhabbet dönüyordu. Enes yoktu. Senle ikimizdik, çok kalite konuşuyorduk. Şimdi üçümüz bir araya geldik ve am göt sikiş birbirimizi pandikleme şakaları. Enes yokken senle ben çok kaliteli muhabbet ediyoruz derken burada Enes'e mi gönderme yaptın, benim üstün zekamdan mı bahsettin? Hayır, erkek sayısından bahsettim ortamda. Ha, anladım. Tuf, bana saldıracaksan böyle kalırım bak. Muro'cum, yo Enes'cim seninle alakası yok. Ben seni... Vay amına koyayım, Menderes gelmiş iktidara. Bak böyle kalırım bak. Menderes taklidi yapacağım diyeceğim de adamı öldürmüşler, olmaz. Hadi 1960 darbesini konuşalım Enes. Dayanamıyorum buna, gönderdi bir laf sana. Daha var, daha var. Uf, tamam. Uf, duvarı yuttum lan, öyle bir dedik ki. Valla seviyorum lan bu Murat'ın kitlesini. Yok lan ne Murat'ın kitlesi, ortak kitleyi zaman abi. Seviyorum lan bu. Hearts of Iron 4 kitlesi harbiden çok kaliteli adamlar ya. Espriden anlayan bir kitle. Muazzam. Bir de şey, nasıl söyleyeyim? Realist adamlar yani. Sen sövdüğün zaman onlara çok alınganlık göstermiyorlar. Evet. Devam et. Devamı geliyordu o cümlenin. Hani... Devamı geliyordu da ben bir an... Gelmedi galiba. Olmadı ya. Murat'cığım olmadı. Başaramadı. Murat'cığım kusura bakmıyorsun değil mi? Yok estağfurullah. Bu milletin... Yapma oğlum, şunu bak. Oğlum şey diyecektim, bu milletin anasını siktiniz. Kaşınıyorsunuz. Çok farklı kanatlardan linç yiyeceksiniz. Bambaşka. Oğlum manyak mısın? Adolf Hitler'a sesleniş yapıyor oğlum, dur daha dur. Wilhelm'i gömüyoruz. Wilhelm'i gömüyorsun. Burada biz Almanya milletinden bahsediyoruz. Neyin lafını yapıyor? Oğlum bak saçma saçma konuşmayın. Ben Hermann Göring'in... Bir dakika. Komünist savaşa çıktı, ne alaka? Sana ne oğlum, açıksın. Onlar savaşıyor bazen. Tarihsel değil mi bu? Evet, tarihsel. Onlar çok garip ya. Birbiriyle savaşıyor, sonra Japon'la karşı peace atıyorlar, sonra bir daha savaşıyorlar falan. Garip. Murat şey diyoruz, bu yapacağımız büyük organizasyonda Paradox'u sponsor alalım mı? Parasını ben yiyeceğim ama, haberin olsun. Bana soruyorsun o zaman, amına koyayım. Ama siz videonuzda açıklamaya falan link koyacaksınız. Sen vurgu mu vuracaksın galiba? Olmaz. Süper reklam amına koyayım ya. Ticari zekan döndüremez yükseliş. O değil, ülkede çok ya, sıkıntılar o var. O tayfayı sikeceğim gün aklıma geliyor bro. Enes'i nasıl tanıttı? Yok ya kardeşim, yeni başlamış oyuna. Hakikaten öyle mi sanıyorlar? Yok Burha, şey benim avukatım şey sanıyor. Gerçekten biliyor 10.000 saat oynadığını. Diğerleri bilmiyor çok fazla. Enes tanımayanlar bile var. Çok güzel. Tamam ne güzel işte, tanımıyorlar. Çok güzel, çok güzel. Çok şaşırırlar. Sen böyle Enes mal olsana biraz. Aynen, biraz mal taklidi yap kanka oyunda. Ben de onu diyecektim. Sonra birden pandeyi geçirince gerçek maskeni çıkar ortaya. Şey geliyor aklıma. Hani kaç 10 saniyede 10 milyon kayıp vardı ya. O çok mükemmeldi ya. O neydi ya? Ne zamandı o? Ona o benzer bir şey yaşadık biz. İkide sen Fransa'ydın kardeşim. Aynen aynen. Fransa'da mı olmuştu o? Evet. Amına koyayım. Bu çok mükemmeldi bu arada. Aa evet. Bir anda girdi amına oğlu. Şey oldu değil mi? Kafanda oluştu yani o senaryo. Hatırladın yani. Flashback gibi girdi. Paris'ten nasıl kaçtığımı hatırlamıyorum amına koyayım. Ray Otoban. Oğlum beş ama şey benim en çok bayıldığım an şey ya. Amerika'yı çıkarmayı yürütemeyeceğini anlayınca böyle bir bağırıyor. O mükemmeldir ya. Abi ne demek tutamıyorum? Adam Florida'ya geldi ya. 1900 ya şu an çıkaramazsın Florida'ya asker. Adam o zaman çıkardı ya. O yıkılma anı çok komikti ya. Orayı da nasıl atlamışsan ben atlamışım. Yo vardı askerin orada. Vardı sadece ama... Yeteri kadar yapmamış. Yeni DLC'de en çok neyi beğendim biliyor musun? Şu Officer Corps'a ayırdılar ya, sanki oraya şey yapmışlar. Silahlı kuvvetler bölümünü ayırmışlar ya, o benim çok hoşuma gitti. Ben onu hiç sevmedim ya. Ben onu çok sevdim. En nefret ettiğim şu şey oldu. Neydi onun ismi? Altyapı muhabbeti oldu.
Kanka önceden daha kötüydü. Mesela senin eğer kapitolün tamam, zayıf... Tamam paranı verdiler yeter yine. Oğlum anlatıyorum mantık çerçevesinde. Tamam evet. Eğer ki senin kapitolün zayıf bir kapitolse en fazla götürebileceğin supply kapitolü endeksiydi. Ya mesela bir Alman'ın ya da Rus'un yığdığını Türkiye yığamıyordu ama artık yığabiliyor. Tamam meclis konuşmasına Murat devam edersin. Murat söyle bakayım. Berbat olmuş, çok kötü olmuş, çok sıkıcı ve çok yorucu olmuş. Gerek yokmuş. Oyundan soğuttular bizi değil mi? Evet ben 1000 saattim. O geldi. 1020 saat falanım şu an. Kaç? 1020-1030 saat falanım şu an. Aynen öyle, aynen öyle. Murat yani, senin FIFA kaç saat oldu lan? Kardeşim FIFA bakayım hemen. Hemen amına koyayım aldık. Tamam oğlum sonra oynayacağız dedik ya. Baktım şu an söylemeyeceğim seni korkutmamak için. Gel bir el oynayalım sonra söylerim. Oğlum eklisin bende ben bakabilirim şimdi amına koyayım. Öyle miymiş? 807 saat bırakayım. Olmuş. Kaç? 807. Oğlum sen manyak mısın kardeşim ya? Ne yaptın amına koyayım? Çok iyi oynuyorum Yusuf. Oynadın mı harbiden? 23 çıktı alacaksın mı? 23 almayacağım bulacağım ücretsiz bir şekilde çok pahalı. Vay kardeşim benim ya. Hadi lan almayacağım sana ben de. Oğlum Spider-Man çıkıyor yarın. 500 lira para bayıldım anasını satayım. Sonra pişman oldum mu? Hayır. Vallahi Yusuf şu, olmuş gibi bugün, bir avanda var ama. Bugün seninle FIFA oynamazsak küserim. Tamam bir bakarız ya. Bir videodan sonra modumuza bakarız. Modun önemli değil. FIFA'ya bir el girmemiz lazım. Sen Ronaldinho'yu al ben PSG alacağım kardeşim. Tamam. Hiç aşağılanmış hissetmedin mi kendini amına koyayım? Yok zaten hep öyle oynuyorduk. Hadi ya. Aynen. Tamam. 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 İyi. Sen beni nasıl yeniyordun lan o zaman? Sen daha kötüymüşsün öyle yaptığımıza göre. Ya, oğlum seni parçaladım ya sen ağladın amına koyayım kaç günlerin hadi bir daha oynayak. Unuttun mu o günleri? O Yiğit lan Yiğit'i 4-2 yendin Trabzon aldı doğru. Sonra seni de yendim videoda sen kaç gün aradın dedik hadi gel oynayalım seni. Doğru doğru PZV doğru. Ya oğlum sen Yusuf Kayalp'i... Oğlum siz Yusuf Kayalp'i çok küçümsüyorsunuz bak haberiniz olsun. Yanlış yapıyorsunuz. Tamam gel. Ben eğilen adama geçiririm direkt haberiniz olsun. Fransa ne oluyor lan? Fransa ile bir şeyler oluyor. Non intervention olmaz. Kaç dakika oldu video? 23. Ha tamam. Destur be Yusuf. Yok yok şey abartmasın yani o anlamda söyledim. Bir saat oynadık ama neredeyse. Oğlum 20 dakika ben bir saattir sanki oynuyoruz. Yo, hızlı gidiyor ya 5x. İsterseniz 4'e düşüreyim makro kaçırıyorsanız. Yok 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 böyle böyle şu an makro. Bir durdursana savaş başlıyor. Kimle bak ay arraydık. 2 tik oynayacağız zamana göre şimdi. Yo ben otomatik saldırtırım. Enes gibi yormam arkadaşlarımı. Murat line atak. 60 darbesiyle ilgili yeni bir video yapacağım Murat. Bak gem ederim bak göreceksiniz. 2 ay içi... Ne oldu? Aldım bir şey. Ne oldu? 2 ay içerisinde benim kanala 1960 darbesiyle ilgili bir video gelecek. Nereden ilham kaynağı aldın? Ya Murat buradan. İran'ı sal be. Siktir lan. Ya bir İran'ın var ulan. Sus ucuz herif. Ya Bulgar, Yunan, İran al, işte Murat, o kadar. Ya sana oğlum helal. Konuşma adam bir şey anlatıyor konuşma lan. Sana helaldir. Aynen lafımı kestim sana oğlum. Helaldir. Sana müstahak. Hayır bak daha yok, mantıklı konuşma. Bir şey söyleyeyim. Oğlum sus lan. Sweden ve Norveç daha mantıklı. Kestesin oğlum konuşmayacak konuşma oğlum. Sweden ve Norveç Alman kardeşimin. Şak seni. Lan Alman dünyanın yerini. Aman bana ne ya. Konuşma lan. Oğlum konuşma bak anlamıyorsun. Konuşma lan. Senden nefret ediyoruz oğlum. Seni sevmiyoruz seni anlasana. Burada hoş karşılanmıyorsun ya. Sana ne dedim oğlum. Senin konuşmaya hakkın yok. Geldin ya koca elinde konuştuk senle sen dedin ki Yusuf pişmanım. Sen ne dedin sana orada? Şeyi. Ben sana ne dedim o zaman? Senin dedim konuşmaya hakkın yok sen köpeksin dedim. Koca elin detayı ne biçim detayla? Kanka benim koca elinde kitap fuarım oldu bir baktım Enes sürpriz yapıp gelmiş. Orada dedik Yusuf çok pişmanım dedim ne oldu lan dedim. Allah çok pişmanım dedi. Dedi keşke seni şey yapmasaydım. O kadar hızlı anlaşamasaydım. Oynamıyoruz çünkü dedi. Sen oyundan sıkılmışsın belli. Dedim valla sıkıldım kanka. O günden beri oyun oynamıyorum haberiniz olsun dedim. Ondan sonra bir orada sözü aldı Murat. Orada dedi ki sen ne istersen beni sikseniz dahi sesimi çıkartmayacağım dedi. Bak demedin mi Enes? Dedim. Ha, o zaman suçacaksın kardeşim. Chat konuşma amına korum sesinde ha. Bizde söz senettir kardeş. Söz senet sen ne alıyorsun lan İran Miran diye. Ama İran güzel olurdu. Olmayacak. Olmaz. Osmanlı'da İran mı varmış? Yoktu. Devam et. Dur. Şey yapalım. Bulgaristan'a bir şey atalım. Bence de aslında Bulgaristan Roman da koruyormuş çünkü.
Yo, savaş isteği atmayacak ki, garanti vereceğim ipnelere. Atamazsın. Roman korumayı bıraktı, ne yaptın lan adamı? Arkadaşlar tam detay bahsetmiyorum da Murat da zor durumlarda bu aralar, haberiniz olsun. Tam detayına girmeyeceğim ama Murat gariban bu aralar çok zor durumda. Müşkül, çok müşkülüm bu adam. Çok müşkül bir adam yani. O yüzden dikkat ettiyseniz Murat'a karşı çok fazla sert davranmıyorum. O bana karşı sert adam. Aynen. Yarın beni karnımı doyuracak, gezdirecek beni. Gariban ya. Çabalak cebine harçlıkla koyarım. Vallahi olur ya. Hayır demem. Vay amına kodum yüzsüzü. Senin şu Güneydoğu taraflarında bir karmaşa varmış ya. Aynen. Birazdan şimdi görürüz. Oraya bir parmağımızı sokalım oralara. Orayı bir karıştıralım bakalım neler oluyormuş orada ya. Ya. Kulağıma gel. Aha. Aha. Oo, ben buna müdahale ederim. Ben buna ya müdahale ederim. Oha! Müdahale ederim, böyle bir şey olamaz. Ben topraklarımızın bu kadar dibinde böyle bir şeye müdahale edemem. Dur. Ben de müdahale edeceğim. Yapmayın lan. Tamamıyla non-aligned Kazım Orbay. Desteğimiz Kazım Orbay'dadır. Böyle baş kaldırılara, kalkışmalara asla müdahale, müsamaha gösteremeyiz. Yusuf! Sen oğlum oyun 2 dakika ya. Hayır ya. Hayır abi, durduracaksın. Durdur Murat, durdur oyunu. Hayır. Ya Murat. Ya defol. Yapacağın şeyi görürüm ben seni. Hoş. Hoş. Sen o başlattığında durdur hoş. Murat. Hoş. Ben ne yapacağını biliyorum senin. Onlar gelene kadar ben bu savaşı bitireyim de gör. Refet Belepaşa politik perdeden silinecek. Ama ben tamam kanka, orada makro yapıyorum. Dur, ciddiyim. Oğlum ya da yapamam ki. Dur. Makromu yapayım ya. Ya bırak makronu, ben yapmaya çalışsın, senin gayet iyi biliyorum. Ben seni yolladım bile, yolladım şimdi, ben yolladım bile. Dur, makromu da yapayım. Makro ne oluyor lan? Mikroydu değil mi Murat? Enes. Bitti savaş. Ah budur. Kınıyoruz. Yeni kurulan Türk devletini işgal eden yeni hükümeti tanımıyoruz. Tanımıyoruz aman abim, hadi bakayım. Bu gel ulan. Tanımıyoruz. Gel. Tanımıyoruz abi. Gel. Geri çek Yusuf, geri çek. Tansiyonu yükseltmeyelim. Tamam, geri çek. Kendisine ambargo uygulanacak. Senden bir şey anlıyordum ki zaten. Dünya çapında ambargo uygulanacak kendisine. Boğazları geçmeyeceğiz ama boğazları abluka altına alacağız inşallah. Yunan kardeşlerimize ekonomik destekte bulunalım Yusufcuğum. Abi kardeşim benim ya. Yunanlar dostumuzdur. Yunanistan'a fabrika versene. Bir şeyler satın al Yunanistan'dan. Tamam Muratçım, hemen yapalım. Hiçbir şey satmıyor amına kodum fakiri ya. Hiçbir şey yok ya. Öyleyse sorun var Murat. Krom var sadece, değmez. Yunanlarla şu an Yunanlar şu an var ya, altına sıçıyorlar Osmanlı kurulunca. Şu an çünkü bende şey yapıyor, non aggression, her şeyi kabul ediyor. Ay Bulgaristan'a saldıracak. Kopek. Dur, Bulgaristan'a bir ordu yollayalım biz ya. Ya arkadaşım ya ne amına arkadaşım ya Ali mi diyeceksin amına koyayım, ne diyorsun ya, ya ne ya, vis git buradan, küfürlü konuşma lan, git buradan, sen bir devlet hırsızısın, küfürlü konuşma. Murat, bu arkadaşın al burada. Arkadaşımın tamamıyla arkasındayım. Vay sevgili çok kardeşim, arkasında benim. Durma sen onu kardeşim Murat ya. Murat'ı çok seviyorum ya. 5 dakika sonra görürüm ben sizi. Bizim Murat, öyle bir şeyimiz var. Çok hızlı birbirimize giriyoruz. Öyle bir özelliğimiz var. Murat, tankı nasıl yapacağım şimdi? Gel bir göster diyeceğim de. Ananı sikeyim. Şu mevzu husumeti bitireyim. 1940 tankı mı üretim Enes sence? Hocam 40'ı yapabiliyorsan şu an yap valla. Enes'cim 5'e alır mısınız o? Ama dur da ben bir şey yapayım ya. Enes'e göstereyim Muro. Ben göstereceğim sana. Aç ekran. Açıyorum. Bir dakika durdurdum oyunu. Senin ekranını verelim. Daha erken tanka, daha çok erken. Karışma adama. Git light bas ulan. Az bilginle adama karışma. Cahil herif. Yüklen bunu lan bana. Senin ekranına veremedim ya. Niye veremiyorum ekranını? Pencere yakalama. Grow müzik ne? Orospu çocuğu. Niye grow müzik olsun? Al bu mu? Geldim. Üstadım. Ekran nerede ha? Şimdi bakıyorum. Improved medium tank chassis. O araştırma kısmına bir gel bakayım. 1900 kaç? 38 mi? 40 mı? 1900 şey. Araştırma nerede? Solda ya. Güzel, tamam gel ona. Üretimden.
Aynen. Şimdi hocam sol yukarıdaki artıya tıkla. Tıkla. Nasıl oldu? Bir dakika. Onun sağındakine tıkla. 3 kişilik yap. Treyman tarot yap. Ama. Yok, onu kapat, bir bekle bir daha. Şu turret var ya, turret. Sol yukarıda. Turret mi? Medium tank yazısının altında. Ben şu artı 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 onların oradayız şu. Bu mu? Aynen. Ha, onu... Ne oluyor lan? Burası bilmiyorum değil mi? Anladım. Hayır, ben hep yapıyordum bunu. 3 kişilik turrete çevirmemiz lazım. Bek de. Enes gir oyuna. Hayır hayır, bir dakika, yanlış yere tıkladım. Ben izliyorum zaten. Bek de bek. Evet. Bak şurada namlu var ya solda. Turret var, turret. Hah. Kafası. Kafası 3 kişilik yap şunu. Medium. Bu mu? Aynen. Ona radyo de. Onu da. Tamam, bir daha tıkla artıya. Special modüle gel. Bir vet'in üstüne gel bakayım, ne yazıyordu vet'te. Tamam, ver vet'i. Bir daha gel artıya. Special'da. Slopet armor'a gel bakayım bir. Bir baksaydık ne yazıyor onda. Tamam olur. Bir daha gel artıya. Special. Extra ammunition ne diyor? Yok. Ne kadar az özellik açılmış ya. Makinalı tüfeğe gel bakayım ama olmaz o ya. Smoke launcher de. O reliability veriyordur. Vermiyormuş. Ver onu, tamam, yapacak bir şey yok. Ver. En sol artıya gel bakayım. En soldaki artıya. Heavy de bir şey açabiliyoruz mu? Bak bakayım. Medium'a şey, small'a geri gel. Orada ne yazıyor? Improved small kanona bak. Medium kanon yok amına koyayım. Onu araştırmamışsın. O zaman small mı yapsak, heavy mi yapsak? Soldaki özelliklere bakacağım, dur. Improved small kanonun üzerine gel, sağa bakacağım bir. Gel orada dur şimdi. Piercing 50, soft attack 15. Reliability eksi 10'a düşüyor. Piercing 50, tamam. Şimdi heavy'ye geri gel. Back de heavy'ye gel. Back de back. Heavy'ye gel, ha. Ha. Bu daha iyi ya. Bu olsun ya, koy amına. Sola gel. Sol aşağıya gel. Aa, onu koyamıyoruz hocam. Onu koyamıyoruz. Evet, tamam, small'a gel. Small'a gel, improved small cannon'ı yapacaksın. Yapacak bir şey yok. Sol aşağı gel. Süspansiyon değiştirelim, ne yapalım süspansiyonu. Yavaş yavaş geç üzerinden onları. Enes sen söyle nasıl yapacağını. Save kısmını hiç yapmadım. Ya save dediği vakit tempe şey gelir, üzerine ekler. Üretmez tamam, bunu. Tamam yap o zaman. Böyle yap. Tebrikler, artık bir hurda yığınına sahip oldunuz. Abi araştırmalar dahilinde bu kadar oluyor. Bunu güncelleyeceğiz sonra. Hadi çok bakalım şey. Devam ettiriyorum. Yarramın antifrizi bak, şekil yapıyor hala. Hurda yığınıymış. Sen de acaba hiç şeyin olacak mı acaba senin? Motor sahibi olabilecek misin acaba bir? Tank basıyorum ben. Kaç tane fabrika var Allah aşkına, tank basıyorsun? Kaç fabrika? Şu an değil ama basacağım yani. Kaç fabrikayla basabileceksin ya? Bakaracağız. Ya çok Türkiye oynadım ben, basamazsın. Bakacağız. İran da gitti zaten. Vay be Murat. Irak'a girmezsin Murat, ama değil mi? Murat, seninle gurur duyuyorum ya. Teşekkür ederim canım. Neden de bir ama sor. Neden? İlk oyun oynadığımızda hep Enes sana fikirler veriyordu. Sen ha öyle mi oluyor falan. Şimdi tartışma yeteneğine sahip oldum. Argüman sunabiliyorum artık. Aynen aynen, helal olsun ya. Gurur duydum. Ulan ilk aradı, Murat beni arıyordu, diyordu ki ulan bana soruyordu. Diyordu Yusuf nasıl yapacağız, ben oynayamıyorum, şunu yap bana göstersene falan diyordu. Beni arıyordu amına koyayım. Vay be, nereden nereye. 2020'de falan arıyordun beni bro. 2 sene önce. Aynen, yapamıyordum. Vay be. Kardeşim benim, seninle gurur duyuyor, her zaman arkandayım. Çok teşekkür ederim canım benim. Demek ki dünyada artık tek söz sahibi, yani Hearts of Iron dünyasındaki tek söz sahibi Enes değilmiş. Muhalefetimiz de artık hazır. Demokrasiye geçiş yaptık. ben ne desem suç. Enes, Almanya ile bak soruyorum sadece, bilmiyorum. 40 bit bassam mantıklı mı, gerek yok mantıklı, mu? Mantıklı mantıklı, yapıştır geç koyayım, sorma bunu. Ya pardon. Niye sana soruyorum amına kodum bunu? Yalın Muratçı. Ya bu şimdi sana bir söyleyeceği bir tavsiye olacak. O bize uygun bir tavsiye değil. O zorlanırız biz o tavsiyeyle. Ben mesela şu an İran'da tıkandım. Evet. Lojistik sıkıntı yaşıyoruz burada büyük. Bir defa oyundan keyif almaya başladım lan. Aha. Vay götünü siktiğim. Hemen bir volunteer'ları yolla. Yunanlar kardeşimizdir.
Yapma lan. Bar onu yapma. Aha siktir git sana ne oğlum. Ağlamak tamam, diye bir şey öğrenmişsin oğlum, sen ben ya. Ben de Fransız'ın karşısına yollayayım. O itemeyeceğin yerde dayansın. Amerika gelsin seni yatırıp. Umurumuzda tamam lan yapacağım. Yapacağım. Hadi sadece bak. Sana özel Yusuf, bir şey Yusuf'cum bir şey diyeceğim. Onu yapmasın ya. Onu yapmasın mı? Onu yapmasın ya. Tamam Murat kardeşim sen hemen diyorsun. tabii hemen müdahale edelim olaya. 17.80 saldırmayın. Ya volunteer'larını sil. Tamam geri getiriyorum geri. Kriz masada kriz çözüldü. Churchill böyle demiş değil mi şeyde? Anlaşılmaz. Silsene şunları. Dur lan sileceğim de nasıl siliniyor? Üzerine tıkla sil. Yok et. Bildiğin sileyim. Aynen bildiğin. Tamam sildim hadi. Oğlum var ya hayatta alamazdın Yunan'a. Alırdım. Senin birliklerin yok olurdu. Yapsaydın niye yapmadın? Zorlasaydık seni. Ne bileyim. Düşman olmak istemedi daha ilk günde. Muro bence yolla lan Muro. Ya ne bak oyun oynasın orada boşver ya. Muro ama acımayacağız dedik kanka. Biz seninle ne konuştuk? Acımıyoruz kardeşim zaten. Sadece tasarruflu ilerliyoruz. Hayır. Ulan var ya Murat, kameralarda böyle yavşan teki gözüküyor ama çok merhametli bir adammışsın lan. Allah gerçek, Allah seni Müslümanlıkla şereflendirsin. Çok ehli sünnet bir insan değil miyim oğlum bu? Çok kral adamsın ya. Vallahi arkadaşlar bakmayın Murat'ın öyle ipne gözüktüğüne videolarda böyle ağır hani agresif gözüktüğüne. Çok yumuşak kalpli bir çocuk kalp gerçekten. Kral ya. Mağrurlanma lan Süleyman. Lan amına koydum konumuzla ne alakası var? Ne bileyim. İlk defa Yunan'ı tek çıkarmayla ele geçiremedim. Stresteyim. Orta Doğu'dan çıkma şakalar işte kardeşim. Biz anlamayız. Biz Aryan ırkız. Ne? Yusuf'un ve ben Aryan'ız onu diyorum. Aynen. Canım kardeşim Yusuf. Benim ya. Ne kral adamım ya. Acaba Murat'ın yarrağı kaç santim? Olmadı be Murat. Ne olmadı? Tatsız şakalar. Ben duymadım. Oy. Engine'yi 13 yapıyorum. Armor yükseltebildiğim kadar yükselteyim mi? Aa 46 dakika olmuş lan bitirelim bölümü. Tamam onu söyle bari sadece. Bakayım ekranına kardeşim. Ekran kapattım söyle. Ha ne diyorsun? Engine yüksel... 14, armor 14. İkisini de böyle yaptım. Yükseltebildiğin kadar yükselt. İkisinde şeye aynı. Şeye dikkat et ama reliability %80'nin altına 90'ın altına inmesin. Hızın da 7-8'in altına inmesin. Reliability dediğin %78 şu an. Bir tık yükselt onu ya. Bir armor düşür veya speed düşür yani. Hız şu kaç? %82 oldu. Hız kaç? Hız 8.9 km. Tamam idare eder artık. Tamam. Evet tamam. Bu bölümün arkadaşlar sonuna geliyoruz. Bir sonraki bölümde daha bir şey olmaz. Biraz daha sakin, biraz daha yumuşak politikalarla ilerleriz. Sonraki aynen. Bölüm ortalık kızışır. Küfürleşmeler havada uçuşur. İtalya'yı alırsın sen 3. bölüm. Ben ne yapayım? Ben Çin'e mi girsem ya? Ne yapacağım ben burada? Kim mantıklı bu arada? Ben bunu sardım çünkü etrafını. Tamam bitti yani. Hatta Irak'a da atalım şeyimizi. Irak'a da atma ya! Tamam attım abi. Osmanlı kurayım ulan! Irak hiç, Irak bir gerekiyor mu ki Osmanlı? Gerekiyor kurayım? Evet. Tamam seninle ticaretimizi yaparız bir sonraki bölüm o zaman. Bari Irak'ı alma lan! Hadi gittik biz.